Değerli dostlar, Ladik ve Sarayönü gezilerimizi bitirdik. En son Beşgöz Gölü'nden ayrıldık. Ara bir yoldan Kadınhan'la doğru ilerliyoruz. Kadınhan'da görüşmek ümidiyle. Hanımlar hadi Kadınhan gezimiz başlıyor. Hazır mısınız? Hazırım. Hadi bakalım. Dostlar Kadınhan'ındayız. Raziye Hatun Kervansarayı'ndayız. Raziye Hatun Anadolu Selçukluları döneminde yani 13. asırda Konya'da yaşamış bir sultan hanım. Danişment oğullarından olduğu biliniyor. Muhtemelen de Selçuklu sultanlarından 1. İzzettin Keykavus'un hanımı olduğu biliniyor. Mahmut kızı Devlet Hatun olarak da biliniyor. Dostlar İskad ile Saideli şimdiki Kadınhan'ı Selçuklular zamanında doğuyu batıya bağlayan İpek Yolu diye adlandırılan önemli ticaret yolu üzerindedir. Buraya işte danişment oğullarından Mahmut kızı Raziye yani diğer adıyla Devlet Hatun tarafından yaptırılan kışlık kervansaray buranın adını Pira'dan Saideli, Derment, Kadınhanlı olarak değiştirmiştir. Kadınhan'ı ismini yapılan bir handan almaktadır. Raziye isimli bir hatunun taştan yaptırmış olduğu bir handan ismini alan Kadınhan'ı ismini böylelikle taştan bir handan almıştır. Teşekkür ederiz bu bilgi için. Bu rica ederiz. Önemliydi. Rica ederiz efendim. Değerli dostlar, Kadınhan'ın sokaklarında gezerken İbrahim Paşa Camii'nin altında emektar, güler yüzlü, hoş sohbet İbrahim abiyle karşılaştık. Kendi geçmişiyle ilgili, Kadınhan'la ilgili bir şeyler konuşalım mı dedi, kabul etti. Şimdi kendisini dinleyelim. Bu dönem 1958'de okuldan çıktım. Bu araya da ustanın yanına çırak olarak girdim. 1977'den beri burada halen devam ediyorum. 5-6 tane galfa da çalıştırdığım oldu. Fakat yaş gitti. Yalnız da olunca ağır iş,
ceket, elbise diktirmek isteyen çok. Fakat ben yaşlandığım için dikemiyorum. Yani daha doğrusu göz. Şu an için halen devam ediyorum. Evde kalsam kayınlanın kızıyla belki kavga yapacağız. Geçim zor oluyor yani bu yaştan sonra. Burada işte eş dostuna çay kahve içiyoruz. Oturup kalkıyoruz. Akşam oldu mu evimize gidiyoruz. Bir ekmek parası kazanırsak evimize gidiyoruz. Maşallah. Biraz sonra tayini pidenin yapım aşamalarını birlikte izleyeceğiz. Bu sırada biz de yukarıda bir nostalji alanı oluşturmuşlar. Hoşumuza gitti. Orayı da çekelim, sizlerle paylaşalım. İbrahimpaşa Camii'nin yanı başında bir ustamızla karşılaştık. Ne pide üretim aşamasında bize bilgiler verecek. Kendisinden bu süreyi beraber dinleyeceğiz. Selamun aleyküm. Hayırlı işler. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Şimdi size Türkiye'nin en güzel lezzetlerinden biri olan Kadınan'ın tahinli pidesini yapacağız. Çok hafif bir tatlıdır. Tahinle, cevizle beraber hamurla yoğuruluşunu size aşama aşama gösterelim. Hamurumuz mayalı bir hamurdur. Yarım saat dinlendikten sonra hamurumuzu açıyoruz. Bu şekilde. Tahinimizi döküyoruz. Bu şekilde yaydıktan sonra içerisine genelde cevizli olarak daha çok tercih edilir. Cevizini atıyoruz. Şimdiki biraz daha yeni nesil işte fındık, bademdir. O şekil çeşitler de atılır içerisine. İncirdir, çikolatadır. Onlar da içerisine girer. Bu şekilde yaptıktan sonra hamurumuzu katlıyoruz. Bu şekilde. Elimizle hamuru tahine yediriyoruz. Özellikle Ramazan ayının en vazgeçilmezlerinden birisidir abi bu. Sürekli yapılır. Her gün çıkar. İftardan sonra hafif bir tatlıdır. Mide yanması falan da yapmaz. Bu şekilde yedirdikten sonra açıyoruz böyle. Bu hale getiriyoruz. Bundan sonraki aşamamız tepsileme aşaması. Şu şekilde tepsimizi alıyoruz. Tepsiye yayıyoruz. Yaydıktan sonra üzerine koyu, içine attığımızdan biraz daha koyusu tahin döküyoruz. Bu şekilde. Üzerine sürdükten sonra bir 15-20 dakika hamuru kavarması için bekletiyoruz. Tahinli pidemiz dinlendikten sonra şu şekilde ateşe bunu koyuyoruz. Tahmini pişme süresi bir 10 dakikadır. Evet, tahinli pidemizi pişirdik şu an. Bu şekilde 10 dakika pişme süresi olduktan sonra bunu soğutuyoruz. Sıcak şekilde yenmez tahinli pidemiz. Soğumaya bırakacağız. Bir yarım saat 40 dakika soğuyacak.
şerbet siz de yenir. Bu karpuzla, peynirle, meşrubatla hani onlarda da yenir ama genel olarak tatlı yenir. Şerbeti de soğuk döküyoruz. İkisi de soğuk olacak bizim bu tahinli pidenin yenmesi için. Değerli dostlar, Yemenici oğlu tahinli pide salonunda ustamız Salim Usta olmak üzere değerli, güler yüzlü, muhabbetli personele veda ederek buradan ayrılıyoruz. Kadınhanı ilçemizden ayrıldık. Şimdi çok tavsiye ettikleri Kestel Ormanı'na doğru yol alıyoruz. Kestel Ormanları'na ve baraja, daha doğrusu burası bir gölet imiş. Yeni geldik. Rüzgar güllerini görüyorsunuz. Bu videomuzdaki hikayemizin adı Güneş ve Rüzgar. Bir gün Güneş ve Rüzgar yolda yürümekte olan bir adamın paltosunu ve beresini çıkartmak için yarışa girerler. Önce Rüzgar başlar bu işe. Güneş bulutların arkasına çekilir ve Rüzgar esmeye başlar. Rüzgar estikçe adam paltosunu daha sıkı sarmaya başlar, beresini başına yerleştirir. Rüzgar sertleştikçe adam her seferinde daha çok sarılmaya başlar paltosuna ve şapkasına. Ne kadar estiyse rüzgar başarılı olamaz ve pes eder. Bu sefer güneş devreye girer. Güneş yüzünü göstermeye başladıkça adam paltosunu gevşetir, beresini yukarı kaldırır. Ve ısınma arttıkça bu olay artar ve en sonunda adam paltosunu koluna alır ve yoluna devam eder. Sonunda Güneş der ki, bak Rüzgar kardeş, her şey güzellikle daha kolay olur. İnsanlar iyilikten, güzellikten, ikna olmaktan memnun olurlar. Tatlı söz, güler yüz, ilgi, İnsanları daha çok mutlu eder, daha rahat ikna olurlar, daha rahat ikna edebilirsiniz. Bu nedenle hani zorla güzellik olmaz diye bir söz vardır bizde. Gerçekten zorla yapılan iş hem zevk vermiyor hem insanlar daha çok direnç geliştiriyor. Fakat iyilikle, güzellikle gerçekten onun da ikna olabileceği bir tarzda yaklaştığımız zaman İşler daha da kolaylaşıyor ve güzelleşiyor. Öyleyse mümkün olduğu kadar bu yolu denemek, bu yoldan gitmek hem sizin için hem karşıdaki için daha rahat, daha kolay olabilir. Yani kolaylaştırmak lazım, zorlaştırmamak lazım. Öyleyse sevdiriniz, nefret ettirmeyiniz, kolaylaştırınız. Zorlaştırmayınız prensibini uyguladığımız zaman gerçekten iyi sonuçlar alabileceğimizi bu hikayeyle birlikte bir kez daha görmüş olduk. Diyelim ve bu bölümü müsaadenizle
burada bitirelim. Bir sonraki videoda görüşmek ve buluşmak ümidiyle hoşça kalın, dostça kalın, sevdiklerinizle kalın. Allah'a emanet olun.